Şimdi dokunulmazlık tartışmalarını bir telefon bağlantısıyla değerlendireceğiz. Hattımızda daha önce AKP'nin değişiklik önerisine hayır oyu vereceğini açıklayan CHP milletvekili İlhan Cihaner var. Sayın Cihaner, merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Sayın Cihaner, öncelikle sizin hayır oyunuzdan başlayalım. AKP'nin önerisini nasıl yorumluyorsunuz ve neden hayır diyorsunuz? AKP'nin önerisi samimi değil. Yani ne kendi içinde tutarlılığı var. Bundan kastım şu, gerekçesinde de belirttiği gibi dertleri parlamentoyu uzunca süre meşgul edecek dokunulmazlık dosyalarının tek tek ele alınması değil. Özellikle güçlü bir terörle mücadele ordusu yapıyorlar. Oysa dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla terörle mücadele arasında bugüne kadar tek bir neden-sonuç ilişkisi kurabilmiş değiller. Eğer gerçekten mecliste bekleyen 600 dosya içerisinde terör eylemleriyle bağlantılı bir dosya varsa bugüne kadar getirmemeleri hatadır. Getirirler, anayasada öngörülen yöntem çerçevesinde ilgili kişi savunmasını yapar, komisyonlarda incelenir. Ciddiyeti varsa tabii ki yasal gereği de yapılır. Zaten anayasadaki yöntem de bunun için getirilmiş. Ama bu şekilde bir toptan ele alıp, üstelik de bunu bir propagandayla, çirkin bir propagandayla ele almaları büyük bir tuzak olarak görüyoruz biz bunu. Şöyle ki AKP'nin dokunulmazlıkları kaldırması için kendi oyu yeterliyken sanki anayasa değişikliği zorunluymuş gibi bir izlenim yarattılar geniş kesimler üzerinde. Özellikle milliyetçi, ulusalcı ve AKP'nin savaş politikalarına destek veren ya da destek vermese de yaşanan terör eylemlerinden rahatsız olan yurttaşlarımızın bir kısmı bu nedenle bu olayın ayrıntında olmadan bu politikalara destek verir hale geldiler. Onun için her fırsatta tekrarlamakta fayda var. AKP'nin oyları dokunulmazlıkları kaldırmak için yeterli. Dolayısıyla bu bir tuzak, tutarlı değil, kendi iş tutarlılığı yok. İkinci başlık, hukuken çok yanlış. Yani anayasada öngörülen 83. maddenin ikinci fıkrasında öngörülen dokunulmazlık belli bir geçmişi vardır. Dünyada ve Türkiye'de yaşanmışlıklar vardır. Orada usulü bir takım güvenceler vardır. Nedir? Milletvekillerinin hele hele yargının Türkiye'de geldiği hal itibariyle gereksiz şekilde yasama faaliyetlerinden alıkonulacak. Hatta özgürlüklerinden yoksun kılınarak ya da gereksiz haksız hukuk dışı mahkumiyetlerle milletvekillerinin düşmesine kadar siyasetin manipüle edilmesi gibi bir takım riskler içerir. Onun içindir ki bu başlık getirilmiştir. Siz oradaki savunma hakkını, komisyonlardaki savunma hakkını, yurttaşların buna ulaşma hakkını, Anayasa Mahkemesi'ne itiraz hakkını ortadan kaldırarak bu şekilde getirmeniz anayasanın ruhuna, içeriğine aykırı olacaktır. Ama en önemlisi de bu tarz bir uygulamanın yaratacağı siyasi sonuçlar. Türkiye bunu daha önceden yaşadı. Yani şu anda yaşadığımız hiçbir soruna bu tarz bir dokunulmazlığın kaldırılmasının fayda sağlamayacağı gibi yaşanmakta olan şiddet ortamını, şiddet sarmalını daha da derinleştirecektir. Dolayısıyla tutarlı değil, kendi iddialarıyla örtüşmüyor, hukuki değil, anayasaya, anayasa hukukuna, hukukun genel ilkelerine uygun değil. En önemlisi de siyaseten çok büyük riskler içermektedir. Eğer Kürt yurttaşlar kendilerinin parlamentoda temsilsiz kaldıkları izlenimine kapılırlarsa ki nihai sonucu buraya gidecektir. Bunun Türkiye'de yaşanmakta olan şiddet ortamının sona erdirilmesi için, barışın sağlanması için faydası olmayacağı gibi tam tersi daha da derinleştirecektir çatışma ortamını. Peki Sayın Cihaner, siz bu bir tuzak, tutarlılığı yok, hukuken yanlış dediniz. HDP'liler de önerinin bir saray darbesinin adımı olduğunu ifade ediyor. Sizin bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum.
Tabii yani darbe sözcüğü çok sık kullanılır oldu Türkiye'de. Şimdi bu dokunulmazlık tartışmalarını Erdoğan'ın başlattığı tartışması. Evet. Özellikle Van'da meydana gelen o taziyevi ziyareti sonrasında Ankara Melasim Sokak'taki canlı bombanın evine yapılan HDP milletvekili tarafından taziye ziyaretinden sonra gündeme getirmesi ve doğrudan doğruya tartışmayı başlatıp bunu da devam ettirmesi. Özellikle ben seni yani kendisinin 13 yıldır bekleyen kalpazanlık dosyası olduğu halde ben seni beklemek zorunda mıyım kardeşim diyerek işareti veren Erdoğan. Dolayısıyla sarayın başlattığı bunun tartışması. Ama darbe nitelendirmesini biraz dikkatli kullanmak lazım. Çünkü çok sık tekrar ediyoruz bunu. Kavramın içeriğinin boşaltılma riskiyle de karşı karşıyayız. Ama eğer bu gerçekleşirse, ben gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Yani parlamentodan evetin yeterli sayıda çıkmayacağını düşünüyorum ya da umut ediyorum. Evet, bu gerçekleşirse ve bunun arkasından da bir parlamentoda eksilen milletvekilleriyle birlikte senaryolardan birisi bu. Bir ara seçim, AKP'nin kendine avantajlı koşullarda geçirebileceği bir ara seçim planlanıyorsa, o hayata geçirilirse, evet yani darbe olarak nitelendirmek de çok uçuk olmayacaktır. Yani bu kabul edilirse darbe olarak nitelendirebiliriz diyorsunuz. Peki. Tabii. Çünkü dediğim gibi eğer milletvekillerinin düşürülmesi planlanıyorsa buradan, çünkü atılı suçların bir kısmı, milletvekillerinin üzerine atılı suçların bir kısmı milletvekili seçilmeye engel olacak niteliktedir. Bunlar eğer yargılanma belli bir süratle yapılırsa, çünkü yani nihayetinde çoğu da düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilecek şeyler. Örneğin en çok dosyalardan birisi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ve çoğu işte söylediği şeyler, işte Cumhurbaşkanı'na hakaret falan. Şimdi eğer bunlar bir yıldan fazla olursa ve bu arada kesinleşirse karar milletvekilliklerinin düşmesi söz konusu. Ve ara seçimi zorlayacak boyutta bir milletvekili söz konusu. O zaman da parlamentoya hukuk dışı, işte bu anayasa değişiklikte müdahale söz konusu olacaktır. Parlamentonun iradesine bu da bir darbe olarak nitelendirilir. Kaldı ki özellikle dünkü parlamentoda gördüğümüz manzaralar yani bir fiili darbeyi de anıştıran manzaralardı. Sayın Cihaner, peki komisyon toplantısını da değerlendirmek istiyorum. Ben oldukça sert geçti toplantı, yine şiddet görüntüleri düştü. Yaşananlara ilişkin sizin değerlendirmeleriniz nelerdir? Ya kabul edilebilir değil. Bir kere her şeyden önce insani değil. Yani bir sokak kavgasında bile asgari eşitlik, asgari denge öngörülür. Hadi oradan gidelim. En basitinden gidelim. O bile gözetilmeden son derece saldırgan, işte bir kişiye 20-30 kişinin saldırdığı çok çok kötü bir manzara söz konusuydu. Araya girmek bile ilk başlarda çok mümkün olmadı. Karşılıklı fırlatla su şişeleri nedeniyle, su poşetleri nedeniyle. Ama anlaşılıyor ki hazırlıklı gelinmiş oraya. Kalabalık, işte gelen kişilerin niteliği falan. Yani önceki kavganın herhalde revanşı amacıyla AKP'liler o şekilde geldiler oraya. Ya kabul edilebilir değil. Yani fikirle, tartışmayla çözemediğinizi böyle, çünkü biz bunu geçen dönemde de gördük. 4+4+4'te meclis iş tüzüğü tartışmalarında falan. Sıkıştıkları yerde sayısal çoğunluklarına ve kaba güçlerine güveniyorlar. Kabul edilebilir değil. Çok üzücü, çok tehlikeli. Yani parlamentoda bu tarz bir şiddetin ön plana çıkması sokağa da yansıyacak riskler içermektedir.
Evet, peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Siz depli milletvekillerini hatırlattınız. Eğer kabul edilirse darbe dediniz. Mevcut öneri dokunulmazlıkların kaldırılması Türkiye siyasi hayatı için nasıl sonuçlar doğurur? İşte bahsettiğim en büyük riskin o olduğunu düşünüyorum. Yani eğer dokunulmazlıklar kaldırılırsa ve hele hele bu dokunulmazlıklar da ağırlıklı olarak Kürt yurttaşlarımızın kendilerini parlamentoda ya da belli bir bölgenin kendilerini parlamentoda temsilsiz hissedecek boyuta ulaşırsa ya da işte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden işte parlamentoda seçilme yeterliliğini yitirecek boyutta bir takım hukuk dışı mahkumiyetler çıkarsa bunun çok yaşanan iş çatışmaları değişik fay hatlarında tetiklemesi kaçınılmazdır. Böyle bir riskle karşı karşıyayız. Evet. Umuyorum ki gizli oylamada tüm parlamenterler bu riske göre davranırlar, o sorumlulukta davranırlar. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Cihaner değerlendirmeleriniz için. Hattımızda Emek Partisi MYK üyesi ve eski HDP milletvekili Levent Tüzel var. Sayın Tüzel merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, siz AKP'nin anayasa değişiklik teklifi önerisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla başlayalım. Başta HDP'li milletvekilleri olmak üzere meclisteki demokratik muhalefeti sindirmek için dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde bir girişim başlattı AKP. Aslında Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ne zamandır siyasette kullandığı düşmanlaştırıcı, şeytanlaştırıcı dilin nefret söyleminin bir sonucuydu. Yani HDP ve demokratik muhalefeti bertaraf etmek için, mecliste de etkisiz kılmak için bir zamandır dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiğini, bunların işte terörle bağlantılı olduklarını, terörle mücadele çerçevesinde bunun meclisten de temizleneceğini ifade ediyorlardı. Tabii mevcut anayasal düzenleme, meclis iş tüzük bunun kolaylıkla yapılmasına izin vermiyor. Her bir hakkında fezleke düzenlenmiş milletvekilinin için komisyon kurulması, süreler verilmesi, savunmanın alınması, genel kurulun toplanıp dokunulmazlığı kaldırması gibi süreçlerden geçmesi gerekiyor. Şimdi tam bir şeyle, hukuksuz ve keyfiyetle her şeyi biz belirleriz, bizim istediğimiz gibi olacak tarzıyla bir seferde anayasa değişikliğiyle tüm milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırma planlanıyor. Bunda da aslında HDP ve CHP'nin zamanında işte haydi bakalım kalkacaksa hepimizinki kalksın, hodri meydan tarzında bedel ödemeye hazırız benzeri türdeki söylemlerini, yani yargılanacaksa bütün milletvekilleri yargılansın, işte bizim kürsü konuşmalarımız değil, adı kirli ilişkilere, işte yolsuzluklara, birçok yüz kızartıcı suçlara karışmış milletvekilleri de yargılansın diye bir siyaset izlenmişti. Şimdi Başbakan, Cumhurbaşkanı bunu kullanıyor. Evet. Bunu devreye sokarak şimdi dokunulmazlığın kaldırılmasının taşları döşeniyor. Anayasa Komisyonu'nda da bu anayasa değişikliği geçmiş durumda. Dün akşam biliyorsunuz vahşi görüntüler eşliğinde, yani sokaktaki lincin meclisteki uzantısı şeklinde HDP milletvekilleri üst üste darp edilerek, fiziki hakaretler eşliğinde saldırıya uğrayarak bu şeyi, anayasa değişiklik önerisini komisyondan geçirdiler. Peki Sayın Tüzel, dokunulmazlıklar tüm partilerden milletvekilini ilgilendiriyor ancak süreç sadece HDP'liler üzerinden tartışılıyor. Bu durum nasıl bir tablo ortaya çıkarıyor? Evet, şimdi tabii Başbakan konuştuğunda bunu herkes için uygulanacağını söylüyor ama biliyoruz ki bugün yasamayı, yürütmeyi, yargıyı hepsini biz yönetiyoruz diyen bir AKP siyaseti var. Bizim elimizde, hani kız bizim, oğlan bizim diye de nitelendirerek
aslında talimatlandırılmış bir yargı, bir siyasi yargı olduğu ortada. Özellikle bu HDP milletvekilleri için bölgede sürdürülen savaşla bağlantılarının kurulması, işte aslı olmayan yok işte silah taşıdılar, teröristlere yardım ettiler, işte kendilerini patlatan canlı bombanın ailesine taziyeye gittiler. Benzeri türde şeylerle aslında devlet adına yürütülen terörün, sokaktaki terörün, katliamın hem propaganda boyutunu da HDP üzerinden yürütmek anlamında terörü bir çıta olarak ortaya koyan Cumhurbaşkanı, yani ya bizden yanasınız, bizden yana değilseniz terörden yanasınız diye bir ikilemle herkesi karşı tarafa koyan bir siyasetin sonucu. HDP tabii burada bertaraf ve etkisiz kılınmak isteniyor. Yargının, dokunulmazlıklar kalktığında yargının bütün milletvekilleri için işlemeyeceğini herkes biliyor. AKP'nin derdi mecliste HDP'nin muhalefeti. Yani HDP'siz bir meclis ve tabii ki seni başkan yaptırmayacağı sürecindeki, yani 7 Haziran'daki başarının yok edilmesi, işte biliyorsunuz yeniden savaşın ve silahlı bir operasyonun devreye sokulmasıyla AKP 7 Haziran'daki kaybettiği otoriteyi, gücü, siyasi manevrayı yeniden HDP'yi ezerek kazanmak istiyor ve başkanlık sürecini bu şekilde örüyor. Dolayısıyla şimdi dokunulmazlık tartışması sadece işte bütün vekillerin hesap vermesi gibi bir olgudan öte doğrudan ülkenin demokrasi, barış ve bir arada yaşamayla ilintili bir mesele olarak önümüze geliyor. Yani HDP'nin de meselesi olmaktan çok bütün bir ülkenin, hepimizin meselesi. Evet. Sayın evet. Tuzel, dokunulmazlık tartışmaları tabii akıllara 94'te yaşananları getiriyor. Benzer bir sürecin tekrar yaşanması Kürt sorunu açısından nasıl bir kırılma yaşatır? Şimdi 94'teki o hukuksuzluk, DEP milletvekillerinin apar topar götürülmesi, yargılanması, onlarca yıl cezaya çarptırılması ve ülkede yeniden savaşın yaygınlaştırılması, bunu bu AKP yönetimi işte çözüm, barış, bir arada yaşama, milli birlik, beraberlik, demokratik açılım vesaire şeylerle, isimlendirmelerle eleştirmişti ve biliyorsunuz yakın zamana kadar şimdi inkar edilen ama görüşmeler yapılıyordu. En son 28 Şubat'ta Dolmabahçe'de hükümet ve HDP heyetinin ortak açıklamaları söz konusuydu. Ama işte orada siyaseten zayıfladığını düşünen, bölge politikalarında güç kaybeden ve halk üzerindeki etkisini zayıflattığını düşünen AKP gerisin geriye döndü ve işte yeniden savaşı ve silahlı gücü devreye soktu, biliyorsunuz. Evet. Şimdi işte mecliste yapılmak istenen de bu. Yani dün eleştirdikleri, yanlış gördükleri 94 yılındaki dokunulmazlıkların kaldırılarak Kürt siyasetçilerin, Kürt halkının siyasi temsilcilerinin meclisten atılmasını eleştirirken bugün aynı şeyi kendileri çözümsüzlükte ısrar ettikleri için ve bu şekilde savaşta devam edecek olduklarını göstermek adına bu yolu tercih ettiler. Tabii bu yol değil, bu sonuç itibariyle ülkemizin, bütün halkların kaderini, geleceğini darbelemek. Evet. Yani AKP'nin savaşına bütün ülkeyi teslim etmek anlamına geliyor. Yani yoksa oradaki Kürt siyasetçilerin ya da HDP'li bir kısım milletvekilinin devre dışı bırakılmış olmasından öte sonuçları, ağır sonuçları olacağı çok açık. O nedenle bu komisyonda en şiddetli, şimdiye kadar olmadık şekilde bir vahşi görüntüyle bu karşımıza geliyor. Evet Sayın Tuzel, peki
Son olarak şunu sormak istiyorum. Sürekli sandık demokrasisini kutsayan AKP'nin bugün sergilediği tam tersi tutumu nasıl yorumlamak gerekir? AKP aslında hiçbir zaman için demokrasiye inanmış, demokrasi kurallarını ilke olarak benimsemiş bir parti olmadı. Aslında bugün çokça kullanılan bu darbe, darbecilik, sözde darbe anayasasını değiştirme benzeri şey bakıldığında bu milli görüş geleneğinin şeyinde de vardır. Bugün AKP içerisindeki farklı görüşler, yarılma, tartışma, işte oluşumlar bunlar söz edilirken bir kez daha bunu görüyoruz ki aslında AKP'nin ortaya çıkışında da bir koalisyon olarak, bir çıkar ittifakı olarak kurulduğunda da kendi geleneklerine ihanet etme, kendi kurucularına ihanet etme vardır. Yani aslında kendileri dışında farklı düşüncelerin, görüşlerin, siyasetlerin varlığına hiçbir zaman için tahammül göstermediler. İktidarda, tek başına iktidarda oldukları sürece bunu problem görmediler. Ama ne zaman ki yeni bir rejim, yani dindar bir devlet, işte bir din devleti, başkanlık rejimi ve böyle bir hükümranlık kurma yönünde karşılarına ciddi engeller çıktığında, HDP ve demokrasi güçleri bunu önlediğinde bütün hedeflerine, bütün şiddetlerinin karşısına bu güçleri koydular. Dolayısıyla yani demokrasi ve ülkenin demokratikleşmesi, bu doğrultuda reformlar hiçbir zaman için AKP'nin şeyi olmadı, gündemi evet. olmadı. AKP tam bir faydacılıkla o evet. gün siyaseten ihtiyacı neyse onu konuştu. Ama yaptığı yanlışlar, politikadaki zikzakları giderek destek kaybı, uğradığı güç kaybı kendisini daha saldırgan, daha çok demokrasi evet. düşmanı bir noktaya taşıdı. Şimdi bugün bu dokunulmazlık konusunda bu denli her şeyi yakıp yıkarak, bütün anayasa ihlallerini gerçekleştirerek böyle körlemesine bir şeye girmiş olmaları evet. tabii ki ciddi bir problem. Ama son olarak özellikle şunu hatırlatmak istiyorum. Yani burada CHP'nin tutumu, muhalefet partilerinin tutumu açısından bunun kolaylaştırmak olmamalı. Yani biz gerekirse yatarız benzeri Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözleri, demokrasi ve özgürlükler için bedel öderiz, buna benzer şeyler, hamasi sözler AKP'nin işini kolaylaştırmaktan ve onun sözde terörle mücadele konseptine güç vermekten başka bir şeyi yoktur, karşılığı yoktur. Onun için bu işi ciddiyetle ele almak ve meseleyi gelip geçici, sadece bir 94'de yaşanan krizin bir benzer tekrarı gibi görmemek, çok daha vahim sonuçları olacağını görmek, ülkemizin barışına, halkların bir arada yaşamasına ve demokratik geleceğimize kastetmek olduğunu, barış arayışlarının dinamitlenmek olduğunu görerek herkes bu sorumlulukla hareket etmeli. Dün biz evet. Diyalog grubu olarak da bu çerçevede bütün milletvekillerine bu şeyin, girişimin geri çekilmesi ve red oyu verilmesi yönünde, hayır oyu verilmesi yönünde çağrıda da bulunduk. Sayın Tüzel, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.